Merhaba sayın seyirciler, yeni bir Avrupa gündemine hoş geldiniz. Almanya'da korona virüsünün yaratmış olduğu etkiyi anlatmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle Almanya'da ölenlerin sayısının 186 olduğu açıklandı. Bu önceki güne tabii ki göre bir artışı, yine önemli bir artışı ifade ediyor. Vaka sayısı ise 35.740 oldu. Bu da 2000'den fazla bir artış meydana geldi ve Almanya'da bütün bu önlemlere rağmen ölüm oranlarının, ölüm sayılarının artmaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün Almanya'da tabii ki en çok tartışılan konu, dün Bakanlar Kurulu tarafından karar altına alınan yardım paketinin koronanın etkisinin azaltılması konusunda toplam 156 milyar euroluk bir yeni borçlanma kararı alınmıştı. Bu yeni borçlanma kararı bugün federal parlamento tarafından kabul edildi. Parlamento tabii ki demek ki söz konusu, çünkü parlamento küçüldü. Normalde 709 tane milletvekilinin olduğu Alman parlamentosu bugün %25'in katılımıyla bir araya geldi ve partiler görüşlerini ifade ettiler. Sonuçta paket AfD'nin çekimsel oy kullanmasına karşı CDU-CSU, SPD, Yeşiller, FDP ve Sol Parti'nin desteğiyle paket kabul edildi. Tabii ki aynı paketin yasada bir değişikliği de öngördüğü için Federal Konsey tarafından da Cuma günü onaylanması gerekiyor. Bu açıdan bir paket daha kabul edildi ve toplam ayrılan bütçenin 750 milyar gibi büyük bir devasa bir bütçeye oluştuğunu biliyoruz. Bunu dün anlatmıştık. Peki bu bütçeden en çok da daha önce de basında yer almıştı. Özellikle kira konusunun Türkiye kökenler içerisinde diğer insanlar açısından bir yanlış anlaşılmaya yol açtığını düşünüyorum. Burada evden çıkarmanın, daha doğrusu kiracıların evden çıkarmasının 30 Ekim Eylül'e kadar yasaklanması gündeme gelmişti. Bu sanki bir anda kiracıların kira verme konusu, ki vermekten ödünç tutulduğu ya da azat edildiği şeklinde değerlendi. Halbuki hükümetin almış olduğu kararda sadece 2 ay boyunca kiralarını veremeyen, korona krizi nedeniyle ekonomik sorunlar yaşayanların evden çıkarılmamasını öngören bir düzenlemeydi. Burada kiraların kesin olarak ödenmemesi diye bir şart yok. Sadece kiraların sonradan ödenmesi gerekiyor. Bu tabii ki bu süre içerisinde kısa çalışmaya giden ya da işten atılan, korona nedeniyle işten atılanların bu süreçte büyük bir sıkıntı çekeceği görülüyor. Bu bakımdan kiralardan muaf tutulmaları gerekiyor. Ama bu tabii ki kiralardan muaf tutulmaları, ama aynı zamanda evleri satın alanların kredileri nasıl vereceği tartışmasını birlikte getirdi. Bu açıdan Belçika'da kredilerin ödenmesi de ertelendi. Yani ki ev satın alıp da bunu kiraya verip bu kiralarla kredileri karşılayanların kredilerinin ertelenmesi gündeme geldi. Benzer bir şekilde Almanya'da gündeme gelir mi bilemeyiz, ama şu anda Almanya'da kiracı inisiyatiflerinin bu konuda bir eylem düzenlemesi gündemde. Aslında kiracı inisiyatifleri cumartesi günü Almanya'nın değişik kentlerinde yüksek kiralara karşı eylemler düzenlemeyi planlamışlardı, ama bu olağanüstü hal koşullarında eylemin yasaklandı. Pek çok kentte eylem yapılmayacağı zaten belli. Bu açıdan sanal bir eylemin yapılması, insanların cumartesi saat 18'de evden çıkarak balkonlarda yüksek kiralara karşı eylem yapması önerisi var. Bir diğer öneri de bu süreçte kiraların ödenmemesi çağrısı yapılıyor. Yani kiralar ödenmesin, böylesine bir eylem gerçekleştirmesi önerisi var, ama bu şu anda kabul edilmedi. Buna rağmen, bütün bu tartışmaya rağmen Almanya'da hayat tabii ki devam ediyor. Herkes parklarda, bahçelerde, hükümetin almış olduğu karar çerçevesinde her ne kadar gruplar halinde bir arada olmasa bile insanlar gördüğünüz gibi şu anda park ve bahçelerde koşarak, dolaşarak spor yapıyorlar, eğleniyorlar, geziyorlar, temiz hava alıyorlar. Bu açıdan hayat bir şekilde de, sokağa çıkma yasağı yok, ama en azından Kuzey Rhein-Westfalia eyaletinde bu devam ediyor. Diğer eyaletlerde ise özellikle Bavyera eyaletinde bir yasak gelmişti. İnsanlar evlerinden çıkanlar, zorunlu olmadıkça evden çıkanlar polis tarafından uyarılıyor ve çevriliyor.
Kuzey Rhein-Westfalia ve diğer eyaletlerde ise gönüllü olarak insanların ikiden fazla bir araya gelmemesi, aynı aile bireylerinden olmayanların bir araya gelmesi, kendi kendilerine bir önlem almaları konusunda bir öneri uyarı yapılmıştı. Bu şu ana kadar planlandığı gibi devam ediyor. Bugün onun için Robert Koch Enstitüsü yapmış olduğu açıklamada yeni bir önleme gerek olmadığını ifade etti. Bugün Köln'de en azından dükkanlara gittiğimizde de önceki günlere göre daha az, daha tena bir yaşamın olduğu gördük. Yani insanlar artık evlerine kapanmış, zorunlu olmadıkça alışverişe, sokağa çıkmıyorlar. Bu açıdan hayat bir şekilde de durmuş diyebiliriz Almanya'da. Üretiminde durduğu gibi bugün burada Köln'de Aachener Weihe'dayız. Aachener Weihe aslında Köln Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak gelip gittiği bir yer. Hava güzel olduğunda burası dolup taşıyordu ama şu anda gördüğünüz gibi çok az sayıda insan bulunuyor. Bu bakımdan buradaki hava aslında her taraftaki tabloyu da özetliyor. İnsanlar koronanın etkisine karşı kendilerini korumak için evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Bir dahaki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Avrupa'da önemli haberler, son dakika güncel gelişmeler, gazeteci Yücel Özdemir'in yorumuyla Avrupa Gündemi programında izleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olabilir ve videolarından anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayınız.